Tekrar merhaba. Daha önce size göstermiştim. fx eşittir x kare fonksiyonunun türevi f üssü x eşittir 2x değil mi? f üssü x eşittir 2x. Daha önce bir de türevin limit ile ilgili tanımını vermiştim. Buraya tekrardan yazalım. Limit h sıfıra yaklaşırken Bazen h yerine delta x de görebilirsiniz. Aynı şey. f artı h eksi f bölü h Evet. Eğri üstünde herhangi bir noktadaki teğetin eğimi olan türevin bu tanımını burada türevin nasıl alındığının anlaşılması için kullandım. Eğer f(x) eşittir x kare ise f'in türevi x eşittir 2x. Bunu diğerleri için de kullanabilirsiniz ama şimdi yapmayacağız. Belki gelecek videolarda bakarız. Hadi devam edelim. Eğer f(x) eşittir x küp ise f'in türevi x eşittir 3x kare. f'in türevi x, 3x kare. Peki, eğer fx eşittir x üzeri 4 ise, f üssü x eşittir 4 çarpı x küp. f'in türevi 4 çarpı x küp burada bir örüntü görmeye başladığınızı düşünüyorum. Yukarıya da bir fx eşittir. x'i yerleştirelim değil mi? fx eşittir x. Bunu zaten biliyorsunuz. Yani y eşittir x olduğunda eğim nedir? 1'dir değil mi? y eşittir x de eğim 1. Yani f üssü x eşittir 1. Peki alttan devam edelim. Eğer fx eşittir x üzeri 5 ise f üssü x 5 çarpı x üzeri 4 evet f'in türevi 5 çarpı x üzeri 4 sonuç olarak polinom tipi herhangi bir ifadede hatta hatta x üssü ne olursa olsun genel bir ifade yazabiliriz mesela f x eşittir x üzeri n n burada herhangi bir sayı değeri alabilir bu durumda f'in türevi x, n çarpı x üzeri n eksi 1'dir. Gördüğünüz gibi bu kural her durumda tekrarlandı. f üssü x eşittir n çarpı x üzeri n eksi 1. Mesela n eşittir 25 ise, f x üzeri 25 olur, o zaman f'in türevi x, 25 çarpı x üzeri 24'tür değil mi? Bu kuralı kullanarak birkaç örnek yapacağım. Böylece polinom fonksiyonların türevini daha iyi anlayacaksınız. ancak birkaç tane daha kuralımız var. Bu sizin için daha anlamlı olabilir. Hatta eğer türevin limit tanımını kullanırsanız kanıtlayabilirsiniz de. Mesela d bölü dx yani x'e göre değişimi bulalım. Bu sadece farklı bir notasyon. Kısacası ben a çarpı fx'in türevini bulmak istiyorum. a sabit bir sayı mesela 5 olabilir. 5 çarpı fx gibi. Bu a çarpı d bölü dx fx demekle aynı şey. Evet a çarpı fx'in x'e göre türevi. Bu bize ne söylüyor? Diyelim ki bir fx fonksiyonumuz var. fx eşittir 5 çarpı x kare olsun. Evet, fx eşittir 5x kare. Türevini alırken 5 çarpı x karenin türevi diyebiliriz. Yani f üssü x eşittir 5 çarpı 2x. O da eşittir 10x yazabiliriz değil mi? x karenin türevi neydi? 2x'ti. Evet. 5 çarpı 2x eşittir 10x. Benzer şekilde diyelim ki bir gx fonksiyonumuz olsun. gx 3 çarpı x üzeri 12 olsun. gx'in türevi 3 çarpı x üzeri 12'nin türevine eşittir. Yani g üssü x 3 çarpı 12 çarpı x üzeri 11'dir öyle değil mi? Bu da 36 çarpı x üzeri 11. Çok açık değil mi? Kısaca fonksiyondaki sabit sayı çarpanını türevin dışına atıp değişkenin türevi ile çarpacaksınız. Şimdi başka bir şeye geçelim. Buna da toplama kuralı deniyor. d bölü dx içinde fx artı gx. Evet, d bölü dx fx artı gx ifadesi. d bölü dx fx artı d bölü dx, gx ifadesi ile aynı şeydir. Biraz karışık gibi gelebilir ama aslında çok basit. Her bir parçanın türevini bulup topladığınızda bütün ifadenin türevini bulmuş oluyorsunuz. Basit bir deyişle türev toplamaya dağılır diyebiliriz. Birkaç örnek yapalım. Bu Leibniz'in türevi gösterme şeklidir. Şimdi yazacağım da Lagrange'ın türevi gösterme şekli. Başka bir notasyon. İkisi de aynı şey. F üssü x artı g üssü x. Evet. Şimdi bunu örnekler üstünde uygulayalım. Böylece daha iyi anlaşılacak. f x eşittir 3 x kare artı 5 x artı 3 olsun fx fonksiyonunun türevini bulmak istiyorsak, her bir terimin türevini ayrı ayrı bulup sonra toplayabiliriz. İlk olarak 3x kareden başlayalım. 3 çarpı x karenin türevi diye düşüneceğiz. x karenin türevi 2x değil mi? Evet, o zaman 3 çarpı x karenin türevi 6x'tir. Nasıl yaptık? Tekrar edelim. Kat sayıyla yani 3 ile x'in üssünü yani 2'yi çarptık, x'in üssünü 1 azalttık, yani 2'den 1 çıkarttık ve böylece 6x elde ettik. 5x'in türevi 5'tir. Biliyorsunuz y eşittir 5x doğrusunun eğimi 5'tir. Sıradaki ise bir sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonların türevi neydi? 3'ün türevi nedir mesela? Bir ipucu vereyim. y eşittir 3 doğrusunu çizin ve eğiminin ne olduğunu bulun eğimi sıfırdır değil mi? Yani sabit fonksiyonun türevi sıfırdır. Bunu yazmasak da olur. O zaman f üssü x 6x artı 5'tir. Bir örnek daha yapalım. Ne kadar çok örnek yaparsak o kadar iyi. Mümkün oldukça değişik simgeler kullanmak istiyorum. Böylece başka bir yerde görünce size tanıdık gelsin. Diyelim ki y eşittir 10 çarpı x üzeri 5 eksi 7 çarpı x küp artı 4x artı 1 diye bir fonksiyonumuz var. Burada türev operatörünü kullanarak derdimizi anlatalım. dy bölü dx, y'deki değişim bölü x'deki değişim. Tabii bunlar çok küçük değişimler. Yani bu d dediğimiz çok küçük bir delta. Neyse dy bölü dx, evet. 50 çarpı x üzeri 4 değil mi? Eksi 21 çarpı x kare artı, 4. Evet, 50 çarpı x üzeri 4 eksi 21 x kare artı 4. Zaten birin türevi 0. İşte bu kadar. Çok karmaşık gözüken bir fonksiyon. Aslında hiç de karmaşık değil, oldukça basit. Bence polinom fonksiyonların türevi diğer matematik konularına göre oldukça kolay. Bu sunumumuz burada bitiyor. Sonraki videolarda başka örneklerde yapacağım. Ayrıca başka kurallar ve daha karmaşık türevleri de göstereceğim görüşmek üzere